Yine iş başvurusuna mı? Evet, bu sefer kesin giriyorum. Yine ikinci el araba bakmaya mı? Evet, bu sefer kesin tutuyorum. Bir ekarlık ev arama mı? Evet, bu sefer kesin buluyorum. Yine bakkala veresi istemeyi mi? Evet, bu sefer korkuyorum. Hepsi eli boş dönecek, bak görürsün. Dönemeyebilirler de. Niye lan? Şuraya bak. Hepsi paralel evrene geçti. Biz bu kapıyı nasıl açık bıraktık? Lan sana demem mi kaldır o kapıyı? Ne olacak şimdi? Mecbur gidip geri getireceğiz abi. Ulan gerekirse yalan söyleyeyim, gireyim şu işe. Daha önceden bir tecrübeniz var mı? Var efendim. Olmadı bu. Niye? Biz tecrübesi olmayan eleman arıyoruz. Şaka mı? Yabancı diliniz var mı? Almanca, İngilizce, bir de Fransızcam var. Bak o da olmadı. Niye? Biz sadece Türkçe bilen eleman arıyoruz. Nasıl ya? Eğitim durumunuz nedir? İki üniversite bitirdim. Tüh, keşke bitirmeseydiniz. Ne diyor lan bu? Ankara'da bir tanıdığınız var mı? Oo, benim dayılarımın hepsi Ankara'da. Maalesef sizi hiç sağlamam. Sonunda buldum seni. Senin ne işin var burada abi? Lan yanlışlıkla paralel evrene geçtiniz. O ne oluyor? Normal hayatta yaşadıklarının tersi gibi. Vallahi bir şey anlamadım. Çekil şöyle anlatayım. Merhaba, ben iş başvurusu için gelmiştim. Daha önceden bir tecrübeniz var mı? Yok. Güzel. Yabancı diliniz var mı peki? Yok. Türkçeyi bile zor konuşuyorum. Harika. Eğitim durumunuz nedir? İlkokul terk. İlkokula da gitmeyecektim de babam çok zorladı. Ankara'da bir tanıdığınız var değil illaki. Yok vallahi. Haritada yerini bile bulamam ben Ankara'nın. İşe alındınız. Tebrik ederim. Gördün mü? Ulan doğruları söyleseydin ben de işe alınacaktım öyleyse. Yürü hadi yürü. Ben kiralık ev arıyorum. Tabi bütçe nedir? Fazla değil. 3-4 bin TL. Şaka mı yapıyorsunuz? Az oldu değil mi? 4500-5000 arası ev var elinizde. O kadar lüks yok bizde. 4500 TL lüks ev mi var? Sonunda buldum seni. Senin benimle ne işin var ki? Paralel evrene geçtin yanlışlıkla. Seni gözümeye geldim. Ne paralel evrene? Nereden bileceğim doğru söylediğini? Elindeki en lüks evin kirası ne kadar? Burası var elimde. Aylık 900 TL. Gördün mü? Aylık 900 TL. Kümesini vermedi sana. Kalk gidiyoruz. İlanda boya yok, değişen yok, sorunsuz diye yazıyordu. Doğru mu? Boya var, değişen var, sorun çıkarıyor. Ben olsam almazdım. Fiyatı ne peki bu aracın? 3000. Bırak ya, hayatta inanmam. Çok mu oldu? 2500 olsun. Ne, 2500 mü? O da mı çok oldu? Düz 2000 olsun. Alıyorum. Alamazsın. Nasıl alamam? Bu fiyata böyle bir araba bulamam ki. Bulaman da, arabayı nasıl sokacağız kapıdan? Ne kapısı, ne diyorsun sen? Yürü yürü. Bu ne arkadaş? Yine mi indirim var? Her gün indirim mi olur? Vallahi biz de yorulduk her gün indirim yapmaktan. Şu fiyatların güzelliğine bak. Nesi güzel lan? Bir saatlik çalışmayla 3 aylık mutfak ihtiyacımızı alıyoruz. Almanya'da ne güzel, her şey pahalı. Doğru söylüyor. Şunları buradan al. Peşin vermiyoruz maalesef. Vermezsen verme. Ben de büyük marketlerden alışveriş yaparım. Onlar nasıl olsa veresiye veriyor. Peşin mi, veresiye mi? Veresiye tabii. Peşin para ne arar bende? Çok şükür veresiye isteyen biri çıktı. Ne oluyor lan? Yürü gidiyoruz. Nereye? Yanlışlıkla paralel evrene geçtin. Ulan ben de bakkal niye veresiye vermek için can atıyor diyordum. Yürü hadi yürü. Lan dur bari, bir alışveriş yapsaydın bu fırsat bir daha ayağıma gelmez. Ulan 40 yılın başında bir veresiye isteyen müşteri geldi, onu da götürdüler. Yürüyün gidin lan. Her gününüz kapıdan geçmeyin bir daha. Yürüyün eve gidelim. Eve niye gidiyorsunuz? Sen iş aramaya, sen kiralık ev aramaya, sen veresiye yazdırmaya, sen ikinci el araba almaya gitmiyor muydunuz? Biz torpilsiz bir işi, uygun fiyata evle arabayı, kolay veresiye yazdırmayı sadece paralel evrende yapabiliriz, onu öğrendik. İyi bari, en azından bir şey elimize yaramış. Ulan çaktırmadan acaba gidip veresiye alışveriş yapsam anlarlar mı?